Bahçesinde erik, limon ve portakal ağaçları bulunan bir çiftçiye. Bahçende kaç tane ağaç var diye sorulduğunda çiftçi erikleri saymazsanız 58, limonları saymazsanız 48, portakalları saymazsanız 40 cevabını veriyor. Buna göre çiftçinin bahçesindeki ağaçların sayısı kaçtır? Emekli matematik öğretmeni herhalde çiftçimiz. Şimdi burada erik, limon ve portakal var. Bir tanesini çıkarıp yazıyoruz. Erikleri saymazsanız 58. Yani ne demek o? Limonla portakalın toplamı 58. Baş harflerini yine şey yapmış, iyi taraflarına gelmiş. Bunları aynı da verebilirdi. Erik, elma gibi. O zaman bu harfler karışırdı. Limonla portakalın toplamı 58. Limonları saymazsanız 48. Yani erikle portakalın toplamı 48. Portakalları saymazsanız 40. Yani limonla eriğin toplamı da 40. Bu bizim klasik x artı y şu, y artı z şu, x artı z bu. Öyleyse x'i, y'yi, z'yi bulun sorusu. Bunları şu şekilde çözüyorduk. Taraf tarafa toplayınca 2 tane limon, 2 tane erik, 2 tane portakal oluyor. Amcanın bahçesini 2 katına çıkarıyoruz yani. Her birinden 2 tane oluyor. Şu toplama bakalım. 40, 48 daha 88. Üstüne 50 koydum, 138. Bir de 8 koydum, 146. Bunu tabii 1'e indireceğiz. Limon, elik, portakal diyeceğiz. 2'ye böleceğiz. Bunu nasıl 2'ye böleyim? 142'ye böldüm 70. 6'yı 2'ye böldüm 3. 70 artı 3, 73. Limon, erik, portakal 73. Toplam bahçesinde 73 tane ağaç varmış. Cevabımız Ceyhan. Peki bize özel bir şey sorsaydı. Mesela deseydi ki kaç tane erik vardır? O zaman getirecektik. Diyecektik ki hepsinin toplamı 73. Bundan eriği çıkarttığında 58 oluyor. Öyleyse 73'ten 58'i çıkarırım. 25 tane de, pardon, 15 tane de erik vardır. Kafam durdu. 15 tane erik var. Diğerlerini de aynı şekilde bulabilirdik. Ne olayı var peki bunun? Bu işte x artı y soruları artık klasikleştiği için x'i y'yi getirip sözel bir ifadeyle verip kafa karıştırmaya çalışıyor. Cevabımız C.